الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve çene kapamak nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, bu akşamki dersimizde Şuara Sure-i Hillesi'nin 214. ayetinden inşallah 220. ayetine kadarki kısmı arz etmeye çalışacağım. İlanda yapmış olduğumuz şiir ve şair konusu geniş ve uzun zaman alacağı için önümüzdeki hafta inşallah o konuyu işlemiş olacağız. Çünkü diğer türlü az süresi uzar. O da sıkıntıya sebep olur diye konuyu ikiye bölmek mecburiyetinde olduk. Şimdi surenin başında iki şeyi hatırlayalım. Hemen sureye dersimize geçiyorum. Şuara suresi şöyle başlamıştı. Tâsîm mîm. Tilke âyâtül kitâbil mübîn. Bunlar kitabın açık ayetleridir. Leanneke bâhîun nefseke ellâ yekûnû mü'minîn. Mü'min olmuyorlar diye sen kendini adeta Habibim helak edeceksin. İnsanlar mümin olmuyorlar diye kendisini bu derece üzüntüye, sıkıntıya sokan bir peygamber bir anlamda teselli, bir anlamda da iman etmenin peygamber için insanların inanmasına ne kadar önemli bir dert olduğunu bizlere Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Şimdi geçelim ayet-i kerimeye. Bu akşamki dersimiz şu ayette başlıyor. Ve endir aşiretekel akrabîn. Habibim, en yakın akrabalarını inzar et, uyar. En yakın olan akrabalarını uyar. Malumunuz peygamberlerin genel anlamıyla üç görevi beraber zikrediliyor. Birisi ümmete, insanlığa şahit ve örnek olması. İkincisi uyar, müjdeleyici, beşir olması. Üçüncüsü de nezir, uyarıcı olması. Buradaki ayette uyarıcılık özellikle yakın akrabalar olarak sınırlandırılmıştır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk önce kendisi imanla sorumlu tutulmuş. Daha evvel iman nedir, kitap nedir sen bilmiyordun diyor Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Daha sonra Efendimiz dar çerçevede bunu hanımıyla görüşmüştür. O uzun bir konu olacağı için girmiyorum. Hazreti Hatice ile vahyin sonundaki konuşması, dertleşmesi, Hazreti Hatice annemizin radıyallahu anh onun tesellisi ve sonra almış olduğu müjdeyi ona haber vermiş olması ve Efendimiz'e ait faziletleri bizatihi kendisinin sayıp dökmesi ve bu peygambere ilk iman edenin bir bayan olduğunu ve eşi olduğunu da böylece öğrenmiş oluyoruz. Fakat peygamberlik sadece aileye ait bir müessese değildi. Bir müddet sonra sınır genişletildi. Akrabalarına Efendimizin bu işi duyurması emrolundu. Daha sonra sınır genişletilerek diğer insanlara doğru hadise yaygınlaştırıldı. Şimdi ayet-i kerimede tekrar edelim. Ve endir uyar buyuruyor. Aşiyateke akrabî. Yakın akrabaların hem aşiret kelimesi hem akraba kelimesi kullanılması, tabi aşiret kelimesi ne anlama geliyor diye detaya girmek istemiyorum. Bu kadarla sınırlandıralım. Yakın olan akrabalarımızı bizi koruyan, gözeten, sevinen, üzülen insanları ne yap? Uyar buyurmaktadır. İnanın cemaat-i müslümin bunu siz de takdir edersiniz ki bazen bir başkasına anlatmak, bir başkasıyla dertleşmek, bir başkasıyla dost olmak
akrabaya anlatmak, kabul ettirmek, akrabayla bu dava için kol kola girmekten daha kolaydır. Akraba ilişkilerinin çok girift bir yönü vardır. Onlarla kopmak veya kopmamak konusu çok ciddi bir meseledir. Daha evvel tekrar etmişimdir ama yeri geldiğince söyleyeyim. Alman bir Müslümanla tanışmıştım. Türkçe biliyordu kendisi. Bir cuma 84'lü yıllarda bahsediyorum. Veya 85-87 ise. Ben hangi konuyu bu cuma vaaz etsem sizce uygun dedim. Böyle bir sorayım bakayım. Onun gönlünde aklında ne vardır diye. Bana bir ayeti kerimeyi arıyordu. Mealini söyle belki buluruz dedim. Şu ayeti söyledi Alman Müslüman, akrabaları Hristiyan olan. يَا يُلَّذِينَ اَمْنُ لَا تَتَّقِدُوا اَبَائِكُمْ وَاِخْوَانِكُمْ اَبْلِيَاءِ اِنْ اِسْتِحَقُّ الْكُفْرَ الْاِيمَانِ اَمَّنْ يَتَلَّقْ وَيَتَوَلُّهُ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكُمْ ظَالِمُونَ. Ey iman edenlerdir, sizlerden babalarınızı ve kardeşleriniz eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa onları dost, velayet, yar ve yardımcı kabul etmeyin. Kim babası ve kardeşi küfrü savunur da onların dostluğunu da almaya kalkarsa onlar zalimlerin ta kendileridir dedi. Beni çok etkilemişti. Çünkü iman, konuyu da anlatmak istemiyorum. لَا تَجْدِ قَوْمَا يُمْنُنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَاقَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَلَمْ كَانَ آبَاهُمْ اَوْ اَبْنَاهُمْ اَوْ اِخْوَانُهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, topluluklar, Allah'a ve Resulüne saygısız davrananları, babaları, oğulları, kardeşleri ve aşiretleri de olsa sevgi besler bulamazsın diyorlar. Çünkü Allah, اُلَٰهِ كَتَبَف۪ي قُلُوبِهِمُ الْا۪يمَانِ onların kalbine imanı Allah yazmıştır. Ve onları tarafından kuvvetlendirmiştir. Öyleyse Bedir Savaşı'nda da akrabaların karşı karşıya geldiğini düşünecek olursak, gerçekten iman konusunun akrabayla olan alakasının engelleri veya manileri veya fazileti çok farklıdır. Bunun için Müslümanların hicret etmelerine mani olanlar vardı. Ailelerinden, eşlerinden, çocuklarından hicret istemiyorlardı, gitme diyorlardı. Müslümanlar hicret ettiler ama gönülleri kırgındı, üzgündü. Kimi orada kalmıştı, kimi göndermemişti. Sonra bir ayet şöyle buyurdu. يَا يَوْلَّذ۪ينَ اَمْنُ اِنَّ مِنَ اِلْعَاشْكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ اَدُوَّ لَكُمْ. Ey iman edenler, eşlerinizin ve çocuklarınızın bir kısmı size düşmandır. وَاِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Affeder, vazgeçer, bağışlarsanız Allah da gafurur rahimdir buyurarak yine geri kalanları dönerlerse bağışlanması gerektiği ilan etmiştir. Çünkü hicret ederlerken kiminin eşi adamın beline sarılmış, kimi adam eşinin eteğinden tutmuş, kimi çocuklar adama sarılmış, bizi bırakıp gitme diyorlar. Bir tarafta peygamber, bir tarafta inanmayan bir aile var. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı hepiniz biliyorsunuz, 100 tane canım olsa anne, hepsini verecek olsa Muhammed Aleyhisselam bırakamam diyor. Onun için iman hem akrabayı idare edecek, hem külfi idare edecek, hem günahı idare edecek, hem acı, hem saçı, hepsini ondan sonra da iman diyecek. Böyle bir iman tarifi var mı bilmiyorum. Akraba karşısında iman korumak, akraba karşısında adalet korumak zordur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette buyrulur ki akrabanızın aleyhine de olsa adaleti temin edin, tesis edin. Bir insan başkasının aleyhine derken size zararı var. Benim için adaletse ben onu söylerim. Ama akrabamız için adalet yaparken darılır mı darılmaz mı? Akraba mı adalet mi? Akraba mı iman mı? Akraba mı namaz mı? Akraba mı İslam mı? Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Deminden beri de içimde düşünüyorum. Bir hoca efendine biri geldi. İslami bir meseleyi rahat yaşayamadığını söyledi. Ama bundan yanlış sonuç çıkarılmasın. Bir anekdot anlatırken. Hoca efendi sebebini sordu. Eşi bazı şeyleri yapmasının erkeğin İslami amellerine maniymiş. Hoca efendi böyle çok. Adam da şöyle bir şey bekliyor. Canım hanımındır, onu da darıtma işte, onu da memnun et. Kavga dövüş etmeden idare et gibi bir şey bekliyordu herhalde. Hoca efendi böyle başını kaldırdı, dedi ki, ben bana düşen salih ameli yaparım.
sevmez, o da ona bilir. Adam hiçbir şey diyemeden gitti. Boşansın demedi hoca efendi. Ama şimdi yok hanıma soralım, yok beye soralım, yok ona soralım, yok şuna soralım. Yapmayacak ya. Hanım da bahane. Başka şeyleri hanıma sormuyor. Adama sormuyor. Yapıp yapmayacağız ama birbirinin üstüne suç atmakta biz maharet sahibi olmuşuz. Öyleyse akraba konusu. Ha burada şu da var tabi. Akrabaya kılıç mı çekilir? Bir de işin bu tarafı var. Böyle sert verirsen vaazı eve gidince adam tamam kardeşler. Bir hatıra anlatayım. Bir kız istemeye gittik. İstenmiş verilecek de hoca diye bizi de bulun dediler. Hocam vaaz eder misin dediler bana. Baktım böyle yeni yetişmiş genç hoca adayları, hocalar var. Bunlar vaaz etsin dedim. Ben zaten tanıyorsunuz ediyorum. Bu gençler etsin dedim. Neyse bir gencin biri mikrofonu aldı sözü ya da. İşte vaaz ediyor böyle evlilik üzerine. Dedi ki salih bir eş, salih bir evlat yetiştireceksiniz. Abdestsiz, namazsız çocuklarla aynı sofraya oturmayacaksınız. Namaz kılmayanlarla aynı çorbada içmeyeceksiniz. Aynı yorganda, aynı çatıda bulunmayacaksınız. Allah şimdi bir yardım. Ben dinliyordum gayet ha. Oradaki böyle küçük bir meclis. Hocam yeter dediler, obayı anlatmışlar mı? Tamam dediler, şimdi sıra Mustafa Hoca. Aldılar bunu bana verdiler. Ne diyeyim şimdi? Dedim bir soru soracağım bu hoca efendiye. En küçük ya da en büyük çocuğu kaç yaşında? Dedi ki ben bekarım. Hay Allah razı olsun. Zaten bize bekar bir hoca lazım. Ne anlar bizim çocuğun halinden? Biz de anlatamayız ona. Ama sen kitabı doğru söylüyorsun da zaten sofraya haftada bir kere topluyoruz. Onu da çorbaya, sofraya, çatıya, yorgana oturma diyeyim. Ne yapacağız? İş zor. Öyle zor ki iş. Ama iman meselesini de korumak çok ciddi bir iş. Onun için en yekdiye yavru la beyhu bihi ve la hulletum ve la şaka. Öyle bir gün gelecek ki o gün ne alışveriş, ne şefa, ne dostluk olmayacak bir adam. Akraba ne? Konuyu dağıtmayalım diyoruz, dağılıyor. Yavma yefikur merhu min nefihi ve ümmihi en yakınlarından kaçacak diye saymıyor mu Kur'an-ı Kerim bizim biliyorsunuz? يُبَصَّرُونَهُمْ يَمَتْتُ الْمُجْرِمُ لَفْيَتْتِ مِنْ اَلَّابِ يَوْمِيَتِمْ بِبَن۪ي En yakın çocuğundan itibaren diğerlerine al ya Rabbi beni yapma demeyecek mi? وَاِنْ تَكُمْ اِسْتَوْتُمْ بِلَا حِلْنَا لَا اِلْمَا 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 En yakın akrabama şu günahımı taşı da ben şu azaptan kurtulayım dese taşımayacağını Kur'an söylemiyor. Öyleyse akraba sorumluluğu, akraba meselesi çok sıradan ucuz bir küçük hediyeyle yapılan ziyaret meselesi değildir. Evvela işin akraba ile iman münasebeti, hukuk münasebeti, işte böyle de hazırlayınca o zaman şiir konusu niye haftaya kaldı anlaşılıyor. Şimdi devam edelim. Akraba konusu oradaki dursun. Ben akraba ile ilgili birkaç not aldım, neler söyleyeyim diye onları kısa kısa arz etmek istiyorum. Şimdi akraba ile ilişkilerimiz nasıl olmalı diye bilgileri bir tazeleyelim. Ve bil valideyni ihsana ve zil kurba. Ayetler var. Anne babaya iyilik edin, akrabaya da iyilik edin. Yalnız bir şey söyleyeyim, anne baba çocuk akraba sayılmaz. Oldu mu? Hocam onlar akraba mı? Akraba da onların özel isimleri var. Bak anne babaya ve akrabaya diyor. Anlaştık. O bir daha faziletli tarafı. Ama burada bir kelime var. Her ikisi için de kullanılan mef'ul hangisi? İhsan. Ana babaya da ihsan yap, akrabaya da ihsan yap. İhsan, iyilik anlamına gelir. Kaliteli iş yapmak anlamına gelir. Yaptığını Allah'a gösteriyor şekliyle yapmak anlamına gelir. Öyleyse işin gösterilecek merciği Allah. İşin standardı en iyi yapabileceğin kabiliyet. İşin fiili karşı tarafa bir iyilik olması diye üçünü bir araya toplayabiliriz. O zaman ne olur ki? اِنَّ اللّٰهِ يَمْرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِنْتَرَيْهِ الْقُرْبَ Sormak istiyorum. Camilerde hoca efendiler bunun mealini okuyorlar. Acaba suçlamıyor mu? Böyle bir anket yapsak. Ya ben bunu her hafta dinledikten sonra kafama şu mesele geldi, şu meseleyi düzelttim, bundan vazgeçtim diyen oluyor mu? Yoksa o hep böyle söylenip gidiyor mu? Ne dersiniz? Yani her hafta söyleniyor. Ve yani başlayı ve mükkeri vel vav. Fuhşiyattan, azgınlıktan ve çirkinliklerden men eder Allah. Allah Allah yapmış.
şey demeyeyim buna da, Türkçe işte. Ama alışıveriyoruz galiba, böyle oluyor. O zaman burada şu var, akrabaya ihsan meselesinden sorumluyuz. Olup, bu bir. Uzatmayacağım sözü. Başka, وَاَذَنْ مَا لَعَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِي قُرْبَىٰ Bunlar Kur'an'da ayetler, parça parça. Akrabaya maldan vermek uyumlu. Bu farklı miras olabilir, hediye olabilir, ihtiyaçta akil olarak bir tazminat ödemesinde yardım olabilir vesaire. Akrabaya ne vereceğim akrabaya? Tabii akrabaya vermek, eşine, ailesine harcadıktan sonra en sevap olan akrabaya vermek. Yani akrabayı gözetmek bizim borcumuzdur. Bu toplumda zannediyorum zaman zaman günahkarından, şöhretlisinden, şöhretlisine kadar bazen duyarsınız ki ben ailemde çok kişiyi girdim diyen insanlar vardır. Allah sayılarını artırsın. Ama bu işten de yüksünmeyelim. E hocam hep de ben veriyorum. Anlattık ya biz Hacı Bilal'in hikayesini. Rahmetli Hacı Bilal Öztürk'e dilenci gelmiş memlekette Karadeniz. Sırtında çuval var diyor Allah rahmet eylesin. Adam da basman elinde. Her zaman dilenler, bir ihtiyacı olur diye böyle toplar gider. Demek çalışamıyorum, işim yok ne? Gördüm diyor, bekle dedim diyor. Çuvalları getireyim, bir iki çuval vereceğim. Adam gene basman elinde. Bekle dedim diyor, adam üçüncü bastonu bul dedim. Demiş ki dilenci, ne bulup duruyorsun elinde baston var, görmüyor musun sırtında çuval var? Dilenci demiş ki, beğenmiyorsan al bastonu, ver çuvalı. Allah bir insana ihsan edecek akıl, mal, ilim, kudret verir de onu insanlardan kıskanırsa Allah onu ondan bir gün çeker. Hep de bana geliyorlar. Olduğu için geliyorlar da bana niye gelmiyorlar? Fakirin birine biri gitmiş. Demiş ki tarihim birine. Ya çok sıkıştım demiş. Bana bir 5 lira verebilir misin demiş. Borç. Hay Allah razı olsun. İşte dost buna dedi. Tam da yerine geldi. Bugün için zaten birbirimize lazımız. Çok memnun oldum bana geldiğin için. Falan demiş. Demiş ama parayı çıkarıp vermiyor. Bir daha da konuşuyor. Gelen demiş ki abi parayı verecek misin? İşim var gideceğim. Ömrümde ilk defa benden para istendi. O kadar sevindim ama para yok ki vereyim demiş. Ama sevinmiş ki abi. Vallahi sevinmiş. Benden de istendi ya demiş. Elhamdülillah çok sevindim. Ama yok para, olsa vereceğim. Sana bir onun için varsa biraz bir taşıyacağız. Anlaştık. Ama şöyle de olmasın. Hocam diyor, damada gittim geçen diyor, bizim kıza çekirdekleri aldım, kolaları aldım, meyveleri aldım, söylemek gibi olmasın. Zaten söyledin. Yani adam damadına girdi, durup dururken, giderken, iki kola bir çekirdek, bir meyve aldım der. Ayıpmış. Aklı yediyor ama acaba boyuna söylüyor. Ya hani damadı da öbür evde otur dedi, bilmem nerede dedi. Tamam, ne gerek var? Başa kapıyorum söyledim. Bunlar bizim asli görevlerimiz öyle değil mi? Devam ediyoruz şimdi. Başka? وَاِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَاَلْكَانَ ذَعْرُبَا Akrabayla ilişkiler. Şimdi şöyle bir şey var. Akrabayı kötülüklere karşı uyarın dedik ya, ayet öğrenemedim. Şimdi farklı bir düşünce penceresi açmak istedim. Yani vaaz etmek nedir biliyor musun? Benim kanaatim vaaz etmek fotoğraf sanatçılığına benziyor. Ne demek o? Fotoğrafçı öyle bir yerde durup çekiyor ki taraftarın çatısı çok hoşumuza gidiyor, gidip evi bile beğenmiyor. Ama adam bunu duyuyor, güzel durmuş. Şimdi konuya nereden bakıyoruz? Yoksa ne dedi ayet, ne buyurdu? Akrabayı uyar dedi. Akrabayı uyaracağız ama biz akrabayı rahatsız ediyoruz. Hakları ödemiyor. Hangi akrabayı uyarırsın sen o zaman? Uyarabilir misin? Lazım olduğun yerde yoksun. İş düzen yerde yoksa uyarmak ne demek? Uyarılmış olan güzel uyarır. O akraba inanır bizim hakikaten samimi olduğumuza. Kararsız, ivazsız olduğumuza. Onun için konuyu böyle anlatmaya çalışıyorum. Akrabanız hakkında da o. Ve izah kultum fadilu. Konuşunca diyor adalet yapın. Böyle bir kâne dahi var. Akraba da olsa. Tatlılıkta güzellik ona söyleyeyim buyuruyor. Sonra 9. surenin 113. ayetinde detaylandırmayalım. Akrabamız müşrik olarak ölürse kafir olarak ona dua etmek ne müminlere yakışır ne peygambere yakışır. Buyurun. Ya akraba, tamam yıkarsın bir bez sararsın. Gelişi güzel bir insan da bu atamayız yere bir toprağa gömeriz oldu mu? Gavur bile olsa kaba tabi akrabamız onu toprağa koymak sarmak misal insan. Ama dua etmek, ışıklar içinde yapsın diyorlar şimdi.
Yanarsa yatsın. Işık söndü kardeşim. Işık burada. Ve nurillezî enzellâ, indirdiğimiz nura iman eder. Nura iman edenler de öbür tarafta Rabbena etbirlenâ nurana, ya Rabbi nurumuzu tamamlayın. Öyle bir nur ki, ey mümin çabuk gel, nurun narını söndürüyor. Ateşimi de cehennemle karşılaşıyor. Tamam mı? Bu da işin bir diğer tarafı. Ve itaizil kurba, bak o da farklı bir şey, akrabaya vermek olarak beyan ediliyor. Bir diğeri, Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 23'te, dedik ki tek tek detaylandırsa vakit alacak. Sizden bir ücret istemiyorum, akrabalık, sevgi ve bağı ilgisi istiyorum diye Peygamberimizin bir ayet var. Onunla ilgili. Yani benim istediğim akrabalık sevgisi. Detaya girmiyorum. Bakarsın Şura, Şuara değil. O da başka. Tamam mı? Akrabalık sevgisine dikkat çekiyor Efendimiz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti gelmeyi bir daha okumakta fayda var. Nisa suresinin 1. ayetinde şöyle buyuruyor. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَائِلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامِ Efendim, kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakın. Ben bu ayeti tam anladım, anlattım diyemem. Ancak işaret edeyim. Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakın. Buyurun. Akrabalık nereye çıktı biliyor musunuz? Hani eşkürli ve valideyim. Bana ve anne babana şükret diye ana baba Allah'ın yanında hani mecazen beraber alındı ya. Burada dikkat edin ne buyuruyor ayet? Evet gidin okuyun. Nisa 1. ayet. Ne buyuruyor? Allah'tan ve akraba bağını koparmaktan ne yapın? Sakının buyuruyor. E namaz da okudun şimdi. Böyle okumadın mı? اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَمْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ نِيْسَابِهِ وَيَعْتَوُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlar. Bu iman amel olabilir, amel niyet olabilir, din devlet olabilir, dünya ahiret olabilir, kadın erkek olabilir, aile fert olabilir ama akraba ilişkisi olduğunu da ittifak halinden söylemektedir. Yani koparmış gibi, parçalamış. Allah bitiştir diyor. O koparılmış. Bu da eşit diyor. Bir diğer tarafı Nisa suresi 7. ayet ve devamında Kur'an-ı Kerim'de akraba ve miras konusunda ciddi bir şekilde yer almış. Büyük bir imtihandır. Ne dersiniz? Büyük bir imtihan. Onun için ne yapmak lazım? Burada yapılacak iş şu. Akrabamızla miras da bir imtihandır. Para var, bir de akraba var. Biz kardeş mi kalacağız, malı bölüşüp düşman mı olacağız karar vermemiz lazım. O zaman aslında şöyle yapmak lazım. Örnek sunayım. Bir hoca efendi vefat ediyor, çocukları toplanıp şöyle yapıyorlar. Babalarından kalan malı bölecekler, kalabalık bir aile. Diyorlar ki biz önce bu işi konuşacağız. Tabii 1, 2, 3, 5 ay, 2 gün, 3 gün, 5 gün konuşulur. Adalet, prensip, anlayış, şartlar. Ama önce bu malı kazanan ve bizim de dünyaya gelmemize vesile olup yetiştiren merhum babamız için bir okuyalım, dua edelim. Allah'tan da dileyelim ki ona hayırlı bir evlat olarak, eş olarak şu malı aramızda verelim diyor. Ve hiçbir ihtilaf olmadan bir manga insan malı bölüyor. Çok mal yok ama yeterli bir malı bölebiliyor. Niye? O babaya layık olmak lazım, bu imana layık olmak lazım. Şimdi anlamadım işte, iki tane çocuk var kabul ediyorlar. Mahkemelerde koşuyor. Halbuki bugün gene devlet diyor ki siz değişmediyse yasak, bizim zamanımızda geçtiğim böyledir. Siz malı kendi aranızda böyle bildiğiniz gibi bölün. Ben karışmam. Öyle mi efendim? Ama eğer kavga ederseniz benim kitaba görebilirsiniz. E biz kavga etmeden bu kitaba görebilirsek olmaz mı? Olur değil mi? Ama abi güven vermiyor ki. Abi gerekirse kardeşim benim malım bile senin olsun diyecek olsa belki kız diyecek ki ben bir alıyorum abi sen iki alacaksın. Abi bir bile vermeye taraftar diye. Sömürmeye taraftar. Amca, dayı, kardeş. Sonuç ne oluyor? Dedim ki rahmetli babaanneme. Babam rahmetli oldu ondan önce. Babamın malını yanılmıyorsam altıda biri anneye kalıyor. Bugünkü kanunlarda yok öyle bir şey zannediyorum. Miras konusunda bilmiyorum detayları. Ama bakın altıda bir az değil değil mi? 6.000 lira olsa 1.000 lirası babaanneme kalıyor. Babaanne dedim böyle bir hakkım var.
Yani böyle de babaanneler var. Bir de aman bölgesine sattın kimseye bırakma diyenler var. Öyleyse biz insani gönlümüz önde olursa, hatta bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Miras taksim edilirken وَاِذَا حَدَرَ الْمُسْفَةَ وَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى diye Nisa suresi 2. sayfada olacak zannediyorum. Buyuruyor ki miras bölünürken daha o bölünme safhasına geçmeden oradaki ihtiyacı olan yetim, yakın, akrabalara verin ve güzel söyleyin. Hani ona miras düşmüyor ama ona da bir şey verin. Allah size de kolaylık versin. Size de sağlık, hayırlı kazan. Çünkü sen zengin olacaksın, varlık olacaksın. Neyse konuyu da anlayalım. O zaman akraba kimdir? Kişiye nesep bakımından yakın olan kimseye akraba denir. Bu zevil erham diye de isimlendirilir. Yani miras hukukunda ashabul ferayiz ve asabe gibi farklı isimler alır. Demek ki miras alıp verdiğimiz akrabalarımız var. Başka? Kendisiyle ebediyen evlenilmesi haram olan akrabalarımız var. Kendisiyle ebediyen evlenilmesi haram olan zûr-rahim, mahrem, namahrem diyor. Böyle bir tarif var değil mi? Mahrem diyor, namahrem. O zaman burada bunlar olan münasebetler var. Başka? Üst akrabalar, anne, baba, dede olursa bunlara efendim ne deniyor? Usul, evlat, çocuk aşağı olursa furu, usul ve furusu. Yani usul ve furusuna zekat veremezler kitapta. Ne demek? Baba al sana zekat, oğlum al sana zekat. Olmaz. Niye? Oğluna da kıza da zekat verilmez, babaya da kıza da verilmez. Yani yukarı aşağı oğlum falan. Bakmakla mükellef. E para bitiyor, bitsin onlar için. Tamam mı? Bu işin bu tarafı var. Bir de karabetül musafere denen evlilik dolayısıyla akrabalarımız var. Şimdi adam emrediyor, sanki o sülaleden bir tek o kız onun. Başka kimseyi tanımıyor. Tabii kötü kaynana, kötü baba, kötü eş onları saymıyorum ama biz evlendiğimiz aileyle de hala gibi, dayı gibi, amca gibi. Bu evlendiğimizin amcası mı? Yok mu amcası? Dayısı var, halası var, anneannesi, babaannesi. Kız kardeşi, baldızları var, abileri var, annesi babası var. Akraba mıyız değiliz? Akrabayız. Fıkıh ve hukuk bakımından sorumluluklarımız var mı? Var. O zaman ne olur şimdi? Bunları da düşünmek lazım. Devam ediyoruz. Kara ve turrada süt emmekten dolayı doğan akrabalıklar. Yani şöyle bir saniye canlı verelim. 5 tane çocuğu var Ayşe Hanım'ın. Fatma Hanım'ın da 2 çocuğu var. Ayşe Hanım'ın 5 çocuğu varken Fatma Hanım'ın küçük çocuğu Ayşe Hanım'dan emse. Ayşe Hanım'ın kaç çocuğu olur? 6. Bu Fatma Hanım'ın küçük kızı Ayşe Hanım'ın çocuklarıyla evlenebilir mi? Evlenemez. Kardeşim. Ama diğerleri kardeşler değil. Unutmayın. Tamam, diğerleri değil. Öyleyse emene emzirenin nesli haram, emzirene emenin nefsi haram demişler. Doğru söylediyse. Tamam. Yani sütten dolayı doğan, tabii o mahremiyetler beraber büyüdü, büyümedi, kıskançlık, o detaylara girmiyorum. Efendimizin de öyle var, süt kardeşi var ama dikkatli ol diye davrandığını da söylediğini görüyoruz. Başka, ahir, ehir, aşiret anlamında akraba kavramları Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Bunun dışında sıla-i rahim kelimesi akraba ile ilgili az önce bahsettim. Bir de zekatla akraba ilişkisi söz konusu söyledik. Akraba ve mahremiyet var. Yani akrabamızın hangisine bakabiliriz, dokunabiliriz, sarmaş dolaş olabiliriz veya konuşabiliriz, yalnız kalabiliriz. Öyle mi? Tüm kadınlarla bir yalnız kalabilir miyim ben? Akraba, hangi kadınlar akraba? Köyün ise akraba bazı insanlara göre. Bizim köyde diyor, evlenemezler birbirine. Evlenemezler olabilir. Evlenmeyin ama evlenemezler demedi. En sonunda bunlar hep kardeş diyor. Allah kardeş demiyor da biz nasıl kardeş olacağız? Hepsini kardeş yaptın mı başka zarar çıkar. Kardeş az olsun, öbürü çok olsun. Buna da dikkat etmek lazım. Velayet, vasayet, nafaka, idane, diye ödemekte cezaların indiriminde veyahut da ağırlaştırılmasına akrabalık hukuku. Bir insan anne babasını öldürse miraslama mahkum olur. Veyahut da bazen diyelim ki babasının bir şeyini çalsa hırsızlıkken eli kesilmez. Niye? Bizi de babasının evine girip çıkıyor onu çalacağını kim tahmin eder? Demek ki akrabanın çok sosyal, hukuku, içtimai, mahremi, mirasi, ahlaki, insani birçok boyutları vardır. Bütün bunlardan sonra şöyle bir tamamlayalım. Ne buyurdu? Ve endir aşiret eker akrabi. Akrabalarına efendim ne yap? Yakın akrabalarını uyar.
Yakın akraba. Neyle uyaracak? İşte bu bilgiler uyaracak. Bu, neyi uyaracak? Diyecek ki bak akrabalarım, ihsan üzere olun. Mallarınızı birbirinizden kıskanmayın. Akraba diye zulme destek olmayın. Şimdi bırak akrabayı, adam diyor nerede bizim şehirden? Hemşeri, destek. Bir bakıyorsun sopayı alan koşuyor. Niye? O şehrin insanları o sokakta bir adamı dövüyorsa bütün şehrin tarafları onu dövmeye kalkıyor. Haklı mı haksız mı fark etmez ki bizim vilayetten değil ki onlar. E hani biz ayet okumuştuk akraba diye adaletli bir durum bakalım adam niye dövüyor? En azından ayıralım. Ya da bu kadar mı dayak yemesi lazım? Bu da belli değil ki. O zaman akrabayı neyden uyaracağız? Bu İslami bilgilerle uyaracağız. Şimdi bütün bunlara bakınca önerim ayeti kerimeye tekrar. Akrabalarını uyar buyurdu. Şimdi akrabayı uyaracak da neyden? İmanla uyaracak. Buradan size bir efendim hadis kitabını çıkarıyorum. Bakalım hadis kitabımızı çıkarttık efendim. Müslim hadis kitabı bu. Müslim hadis kitabı çok eski, tarihine baktım var mı da diye. İşte yok ama yaklaşık 20-25 sene evvel almış. Şöyle bir konu geçiyor. Babu fi kavli teala ve endir aşiretekel akrabi. Yakın akrabanı uyar ayet-i kerimesi hakkında bab. Oğlum ayetle bakalım peygamberimiz ne demiş. Ya benim de vakit doluyor. Buraya yazmışım 8'i 5 gece 10 gece bırakayım diye. Şöyle hızlıca hemen bir arz edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ayet nazil olunca Kureyş'i davet etti akrabalarına. Onlardan toplananlar oldu. Efendimiz kimine usulü, kimine hususi hitap ederek şöyle buyurdu. Ya beni Kâb bin Übey, enkidû enfüsekum minen nâr. Ey Kâb bin Übey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Burdar İbni Kâb oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ve diğer isimleri saymıyorum. Tek tek söylüyor Efendimiz, en sonunda bakın ne diyor. Ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Haşim oğulları kurtarın. Ve en son ya Fatıma enkızî nefseke minen nâr. Ey Fatıma kendini cehennemden kurtar. Fe innî lâ emliku lekum minallâhi şey'en gayre enne lekum rahimen se ebüllühe bibbelâliha. Buyuruyor ki bilâliha. Buyuruyor ki ben sizin için Allah'tan hiçbir şeyi gideremem. Yani malik değilim. Şu kadar var ki sizin için bir hısımlığım var. Ben bu hısımlığın suyu ile bu meseleyi sulamak istiyorum. Yani bana güvenip de sakın gevşeklik yapmayın kızım, amcam ve diğer akrabalarım kendinizi cehennemden kurtarın diyor. Kime diyor? Ya Resulallah öyle diyeceğine müjdeleseydin ya niye korkuttun? Bize böyle diyor ya cemaat bazen hocam korkutmayın diyor. Efendimiz akrabasına böyle diyor. Devam ediyor. Başka bir hadis-i şerifte bu konuda buyuruyor ki Efendimiz Seduni mimmâli maşitüm. Malımdan neyi isterseniz dileyin ama Allah hakkında size bir şey vermeye kadir değilim. Bu din Allah'ındır haberiniz olsun diyor. Benim ısındığıma güvenmeyin çünkü ben Allah'ın dilediği azabı sizden def edemem. Haberiniz olsun diyor. Peki nefislerinizi cehennemden kurtarın ne anlama gelirmiş? Hadis alimleri diyor ki nefisleri cehennemden kurtarın demek imanı olmayanlar iman etsin, imanı olanlar da kuvvetlendirip amel işlesin demektir. Nasıl kurtarın cehennemden böyle. Başka bir hadis-i şerifte aynı şekilde tekrar devam ediyor. Burada uzun uzun. Bir diğerini okuyorum. Buyuruyor ki efendim ey Menaf oğulları ben bir uyarıcıyım. Sizinle ben düşmanı görüp de kendi adamları için gözlülük etmeye giden ve düşmanın kendi geçeceğinden korkarak, kendini geçeceğinden korkarak baskın var diye bağırmaya çalışan kimse gibiyim. Yani düşmanı gördüm, koşarak size gelecek. Ama düşman hızlı gelir ya, bağırıyor gelmeden, baskın var. Ben bu derece düşman neyim? Küfür, şirk, dünya, cehennem, ateş, şeytan. Aman kendinizi kurtarın diye bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştı? Beyan buyurmuştu. Yine bir başka kısımda yine topluyor bir gün. Tek tek sayıyor. Ne dersiniz? Şu dağın eteğinde bir takım atlıların çıkıp geldiğini haber versem tasdik eder misiniz? Evet diyorlar. Yalan söylemedim. O halde ben size şiddetli bir günün azabını haber veriyorum. Kendinizi koruyun. Ve buraya kalkmış demiş ki yazıklar olsun bunun için mi bizi topladın deyince Ebu
Leheb'in elleri kurusun zaten kurdu da ayet-i kerimesi ne olmuştur? Nazil olmuştur. Şimdi bu böyle devam ediyor. Başka da var. Bu kadarla iktifa edelim. Yani görüyoruz ki hadis alemlerinden bir de bu halde bir kısmını okudum. Görüyoruz ki Efendimiz gerçekten akrabalarını bizatihi ne yapmıştır? Uyarmıştır. Akrabaya ayrılık olmadığını, ayrıcalık olmayacağını beyan etmiştir. Burada şunu görüyoruz. Hazreti Hatice akrabası olması. Ebu Leheb'in yemek davet veriyor. Hazreti Ali'ye davet yapıyor. Efendim ve diğer akrabaları. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Akrabaya uyar konusunda çalışırken Buhari'de şunu gördüm. Hadis kitabında. Hazreti Fatıma geliyor. Ya Resulullah diyor, babacığım diyor. Çocuklarım var. İşim de çok. Yardımcım da yok. Bana bu savaştan gelenlere böyle veriyorsun ya bir yardımcı. Hem o geçinsin hem hizmet etsin diye. Bana da bir tane ver de bir bayan bir şey. Bana hizmet etsin diyor. Bukhari nakil. Efendimiz şöyle buyuruyor. Kızım, suffe ehlinin ihtiyaçlarını gidermedikçe sana bir şey veremem. Kim suffe? Fakir, yoksul, misafir. Hizmet için kendini adamış, caminin belli bir bölgesinde yiyen, içen, yatan, hizmete koşan, ibadete ve vazifeye aday insanlar. Ama varlık bakımından yok. Bunların ihtiyaçlarını görmeden kızım senin ihtiyacını göremem. O halde ama sana hizmetçiden daha kıymetli bir şey söyleyeyim mi? Her gece yatağına girdiğinde 33 Allahu Ekber, 33 Sübhanallah, 33 kere efendim elhamdülillah de kızım. Çok ilginç değil mi? Bunu çok uğraşmış alimler. Ne demek? Niye anlatmak istedi efendim? O diyor ki benim yardımcım yok efendim, ona biraz daha zikir dersin. Şimdi iyi bakmak lazım. Rabbim doğruyu anlamaya yazmasın. Başka bir tane daha örnek vereyim. Nesai'den zikir diyorum. Hadi şöyle bakalım. Bir gün Peygamberimiz kızının kolunda bir bilezik görüyor. Veya boynunda bir gerdanlık rivayet. Derhal ona şu ikazda bulunuyor. Kızım, İster misin insanlar benim kızım için cehennem ateşinden bir halka taşıyor desinler. Peygamberin kızı cehennem ateşinden bir halka taşıyor desinler. İster misin? Hazreti Fatıma çıkarttı, sattı ve onun parasından bir köle aldı ve azat etti. Ben zinet haram değil. Değil ama peygamberimiz diyor. Peygamber kızına yakışmaz. Millet imrenir, arzu eder. Şıkır şıkır. Gerek yok diyor. Bunlardan bizim bir ders almamız gerekir. Ne olacak yani? 8 tane 10 sene olur düğünleri bezi, 3 tane 10 sene olur, 25 tane 10 sene olur. Bizi avat etmez ki. Hani demiş ya Nasrettin Hoca'ya biri, ben kaç lira ederim? O da demiş 5-6. Ya demiş 5-6 benim yüzüğüm eder. Ben de zaten onu söyledim demiş. Kaç lira ederim diyen adam yüzüğü kadar. Kendisi de yüzüğü kadar. Biz de şimdi ne ederiz deyince gelinin yok gelindiği kaç lira, yok gelindiği kaç lira, o ahlak, iman, İslam, huzur lazım. Dönüyoruz konuya. Daha bir ayet oldu. Dur Kadir kardeşim. Bu bazı şiir üçüncü haftaya mı kalacak, ne yapacağız? Hu en güzel, ne yaptı Kadir dedim. Bu bazın isimlerinin tespiti ona ait. Dur Kadir dinç kardeşim çalışıyor. Üç tane isim buluyor. Hocam bu başlıklara bu ismi verebilir miyiz diyor. Üçünden birisi, hepsi güzel de birisi şu olsun diyorum, onu oraya naklediyoruz. Danışık, görev taksimi. İşin zorluğu ona benimki biraz kolay ki anlamadım. Şimdi başka bir ayet, bu en güzelim ve ehliküm nâr. Kendinizi ve ehlinizi cehennemden koruyun ayeti var. Ne olsun bu da uyarı değil mi? Böyle bir ayet var. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Kur'an-ı Kerim'de hep peygamberlerden bahsettim. Ama ya Nisa en Nebi, Peygamberimizin hanımlarına hitap eden ayet var, biliyor musunuz? Ey peygamber kadınları, hanımları, buyurun. İmam hanımı, cemaat hanımı, hacının hanımı, hocanın hanımı, kimin herkes kendine göre bir şey bulsun burada. Peygamberin hanımı, vahiy geliyor Allah-u Teala'dan. Ne buyuruyor? Siz herhangi birinin hanımı değilsiniz. Destut mekâh hadim minen nisa. Herhangi birinin hanımı değilsiniz. O kadar söyleyeyim. Vazifenizi iyi yaparsanız sevap 2, eksik veya kusur yaparsanız vebal 2'dir, ona göre dikkat edin. Hadi bakalım gel de peygamber hanımına çıkın. Ne kadar zor değil mi? Bak uyarı görüyor musunuz? Allah direkt uyarıyor.
Kulli ezvacike ve benatike ve nisa'i mü'minin. Eşine söyle önce, kızına söyle, sonra Müslümanların hanımlarına söyle. Sırayı karıştırdık. Biz de eşe, kıza söyleyemediğimizi cemaata söylüyoruz. Bir kule söylüyor, sonra tutmuyor. Kocaman çocuk bir görüyor adam. Hacı amcanın, hoca amcanın, vakıf, dava adamın. Oğlum ben okuyabilir misin? Okuyamam. Ama adam Kur'an'ın idaresinde. Bu da bir garipmiş. Misal olsun diye söylüyorum. Belki öyle yoktur. Ama davaya koşarken evdeki davayı unutmuş. O zaman burada görüyoruz ki, bakın Cenab-ı Hak uyarı veriyor. Efendimizin kölesiyle ilgili de hukuk var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var değil mi? Nedir o? Udluhum liyabayim. Babalarını ya çağırın onları diyor. Kölem demeyin diyor. Efendimiz kölem de demeyin. Babasıyla çağır. Babası bilmiyorsun, kardeşindir senin. Ama köleliği kaldırıyor, evlatını da kaldırıyor ve Zeyd'in hukukunu Kur'an-ı Kerim tek bir sahabenin ismi açıkça geçiyor Kur'an'da. Tek kişinin ismi geçiyor. Kim o? Zeyd, bir köle. Efendimiz'e satılmış ve hediye edilmiştir. Evlat yapmıştır ama Allah da demiş ki evlatlık yok. İyi o zaman demişler, azat olmuştur. O sadece o anlatılıyor. O zaman burada şu var. Düşünün akraba uyarısının ne kadar önemli olduğunu. Sonuç şu kısmı hızlıca geçeyim, haftaya devam ederiz inşallah. Şimdi akrabanın uyar konusu herhalde bizim için de söyleyeceği şeyler anlaşılmıştır. Buyuruyor ki, وَقْفِ جَنَانَكَ لِمَا اِتَّمَاكَ مِنَا الْمُؤْمِنِينَ Müminlerden sana uyanlarına şefkat kanatlarını indir. Yani müminlere kol kanat gel. Yani cemaate, talebeye, müride ve yakındakilerine sevgi göster. Merhamet göster. Bir daha okuyorum ayeti. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, bu bizim içindir. وَقْفِ جَنَانَكَ لِمَا اِتَّمَاكَ مِنَا sana tabi olan, bazı alimler diyor ki orada sana tabi olan konusu çok önemli. Mümin değil de tabi olmuyorsa ona o kadar şefkat merhamet gerekmiyor galiba diyor. Peygamber'e tabi olana Allah kol kanat yer dedi de bize ne der acaba? O peygamber olduğu halde dine tabi olarak kol kanat gelecekse onun dine tabi olarak biz de kol kanat gelmek neyi gerektiriyorsa onu yapmayı unutmamak gerektiğini ben tekrar ederim. Kur'an-ı Kerim Hicr Suresi, İslam Suresi'nde bu anlamda ayetler var. Sarkına zannediyorum, oradan geçiyorum. O zaman burada şefkat nedir? Merhamet, himaye ettiğine mecazi bir, efeçe istiari bir anlam var. Yani kanadını gerdin öpse kanat mı? Ne demek bu? Şefkatli ol, merhametli ol, aile üyelerine yer. Önce ne dedi? Kendisi, hanımın, aile, şimdi kime geldi? Sıra müminler. Bizde öylesi var ki, cemaat ailesine düşkündür. Öylesi de var ki aileye düşkün, cemaate düşkün. Ortası yok mu bunun? Bak ne buyurdu Allah? Aileyi uyar ama müminlere de kol kanat gel. Çünkü idarecilik böyledir. Peki müminlere kol kanat gelir ama yanlış yapanlar olmayacak cemaattan, dostlardan. فَاِنْ حَسَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بِلِيُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ eğer sana karşı gelirlerse mümin karşı geldi, bilerek bilmeyerek, yani günah oluştu. Ne yapacak? De ki onlara o zaman, ben sizin yaptığınız şeylerden beriyim, uzağım kardeşim. Şimdi burada bir iş var. Ben sizden uzağım demiyor ayet. Bir daha okuyalım ayeti bakalım öyle mi? İnni beriyum mimma tamilun, yaptığın işten uzağım. Kardeşim şu içkiciliği, bırak şu içki satmayı. Bırak şu faizciliği, piyangoculuğu, kumandı. Bırak şu günah işleri. Ben bu işlerden uzağım ama sen bırakırsan yakarım sana, olur mu? Suçludan mı, suçtan mı? Hangisine uzak olmak lazım? Suçtan. Değil mi? Suçlu değil. Niye? Suçlu insan tevbe eder, tertemiz. Hatta yine zembi kemen lazım böyle tevbe eden işlememiş gibi diye okumuyorum devam. Günah işlemiş. O zaman burada şu var. Başka bir şey de ama diyor ki alimler, şimdi insan müminlerden sana tam tabi olmaz derse, sizin yaptıklarınızdan uzağım de ve şöyle de. Mesela cemaatimizden bir hata yaptı imam için, mürid için, şeyh için veya müftülük için. Şunu diyecek, evet bu bir hatadır. Ben o arkadaşın yaptığı hatayı tasvip etmiyorum. İnşallah düzelir ya da telafi eder. Öyle değil. Bizim arkadaş yapmamıştır, biz onu koruruz. Ha. Ya hata var. Biz bizim hatalarımızın hata olduğunu kabul edelim, telafisi mümkün. Ama buyuruyor ki Cenab-ı Hak, sana tabi olanlardan, bazı aileler diyor ki, inanmayanlar da buna girer.
sorumluluk almıyorum ve topluma da şöyle ilan edersin. Bana tabi olduğu halde bir insan benim dediğimi yapmıyorsa ben onun o yapmadığı işini onaylamıyorum benden olduğu halde. Yani peygamberlik o zaman lider olur insan değil mi? O zaman ona destek verir, güven duyulur. O zaman bütün bunlara vakitte isyankarların amellerinden beraatını ilan et diye bu amellerin mesuliyetini ne yapma? Kabul etme buyurulmaktadır. Sonuç değerli dostlar, peki millete dedik ki sizden uzakız biz bu amellerimizden. Kime güveneceğiz? Biz etraf dağılmaya başlarsın. Ve tevekkel alel azizir rahim. Aziz ve rahim olan Allah'a güven. Şimdi bir ayet hatırlıyor musunuz? Ve inne rabbeke levvel azizir rahim. Çok geçti mi geçmedi mi bu ayet? Bu surede. Her yedi kıssada sonunda böyle bir ayet var. Ne diyor? Senin Rabbin aziz ve rahimdir. Galip ve merhametlidir. O zaman galip ve merhametli olan Allah'a güven. Ellezî yerâke fîne tekûf. İki ayet kaldı bundan sonra. O Allah seni onların arasında ayağa kalktığı zaman görüyor. Ellezî yerâke fîne tekûf. Yani bir anlamıyla namaza kalktığı zaman, teheccüde kalktığı zaman unutmayınız. Emri bir maruf ve nehyenin münkere kalktığı zaman dini yüceltmek için çalışmaya kalktığım zaman, tefsirlerden söylüyorum, Allah seni görüyor. Yani namaza kalk, işe kalk, hizmete kalk görüyor. Ve tekallübeke fissacidin. Şimdi gelelim buraya. Secde edenlerin içinde dolaşırken de seni görüyor. Evet, secde edenler. Bu sure Mekke'den nazil oldu. Orada cemaat var mıydı? Secde var mıydı? Sorular çıkıyor ortaya. Diyor ki alimler, secde edenlerin içindeki hareket şu, sen onlara bir imam olarak nasıl davrandığını ve nasıl muamele gördüğünü Allah görüyor. İmam kelimesi geçiyor tefsirde. Başka, müminlerin teftiş için evlerini dolaştığında seni görüyor. Peygamberimiz evlere gidermiş, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Bazen sabah erken gider, hadi kalkın namaza, kızının kına gider, hadi teheccüde kalkın. Bazen gider sohbet ediyor musun? Bazen gider Kur'an okuyor musun? Ev ziyaretleri yapıyor efendimiz. Düşünebiliyor musunuz? Tefsirler diyor. İlahi kelimullah için mesaini biliyor. Umur-u diniyeyi temsil etmek için gezip dolaşmanı biliyor. Öyleyse peygamber sadece oturarak tebliğ yapmış. Bir köşe böyle bulayım. Her hafta gelsin cemaat namaz kılsın. Öyle yapmış. Böyle oturmuş ama Taif'e de gitmiş. Başkasına da gitmiş değil mi? Diyor ki senin secde edenler içerisinde müminleri gezip dolaşmanı biliyor. Bu dava için çalışmanı biliyor. Sonuç innehu huvessemihul alim. Allah her şeyi işitiyor. Her şeyi biliyor. Rabbim sevdiği sözleri söylememizi, razı olduğu amelleri işlememizi cümlemize muvaffak eylesin. Bu kadar da ikifa ederim inşallah. Hakkımız helal. Çok özür diliyorum. Fatiha dedik. Bu işte böyle. Sizin evde elektrik parası geliyor.